Hoş gördük sizleri. Bugün ben size yeni kitap teklimat edeceğim. Kitaplar arasında gezinirken bir de bir kitap karşıma çıktı. Pencerenin kim sındırdı? Bana çok meraklı geldi. Açtım baktım gördüm ki ne? İçerisinde küçük küçük hikayeler var. Birbirinden meraklı. Onlardan birini okumak kararına geldim. Kompüterin oyunu. Başlayalım. Toğrul mektepten gelen kimi çantasını bir tarafa atıp kompüterini yandırdı. Hevesle oyun oynamaya başladı. Saatler geçti. Toğrul ise kompüterden el çekmedi. Herden ellerini birbirine vurup bekten gülür, herden ise kışkırırdı. Birden Toğrul acıklı bir ses işitti. Bestir daha, bu kadar oynamak olar. Ben artık yorulmuşam. Toğrul yaman korktu. Kaçıp divanın arkasında gizlendi. Korkak sesle dedi. Kimdir o? Tanımadın. Benim, senin kompüterin. Toğrul'un gözleri bereldi. Doğrudan da kompüter ellerini beline koyup hişli hişli ona bakırdı. Toğrul korka korka soruştu. Bu nece olur ahır? Ahı kompüterler danışabilmir. Beli, elədir. Ama ben daha dözə bilmedim. Danışmak kararına geldi. Bu kadar da oyun oynamak olar. Artık bezmişim. Bəs sən derslerini ne vaxt oxuyacaksın? Toğrul çok korkarak gizlendi, gözlerini yumdu. Birden kapı açıldı. Toğrul'un anası içeri girdi. Ona boş kapta meyve getirmişti. Toğrul anasının yanına kaçıp kompüter gösterdi. Kekeleye kekeleye. Bak, 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 bak anacan, kompütere bak. Ama anası təəccüblə heç nə görmədi. Kompüter sessizcə öz yerində dayanmışdı. Ekranı da sönülüydü. Aferin mənim oğluma. Kompüteri söndürmüsən, hə? Söndürmüsən ki, dərslərini oxuyasan. Bax belə, həmişə belə ol. Toğrul ayaqlarını sürüyə-sürüyə, keyfsiz şəkildə getdi dərslərini oxumağa. Dostlar, bu kitab mənim yaman xoşuma gəldi. Digər hikayələri də oxuyacağım. Əgər siz də oxumaq istəyirsinizsə, bu kitabı bizim kitabxanamızdan əldə edə bilərsiniz. Hələlik!